Çekmeköy Web TV'ye, Ramazan lezzetlerine hoş geldiniz. Nasıl gidiyor Ramazan? Bize yazın. Ramazanınız nasıl gidiyor? Tarifleri nasıl buluyorsunuz? Sosyal medyadan yorumlarınızı bekliyorum. Bugün yine harika iki tane lezzetim var. Bir tanesi saklı köfte. Böyle içinde garnitürler var, kaşar peyniri falan. Muhteşem bir şey. Yanında da böyle taze baharatlı bir patates püresi olacak. Ben hemen malzemelere geçiyorum. Saklı köfte için malzemeler 250 gram dana kıyma, 250 gram kuzu kıyma, böyle bir kase dolusu hazır kavanozdan alabilirsiniz garnitür, bir kase dolusu kaşar peyniri, birer tatlı kaşığı salça, biri biber, biri domates olmak üzere, bir adet yumurta, bir tatlı kaşığı kırmızı toz biber ve aynı şekilde biraz da kimyon. Ve bir su bardağı da galeta unu olacak kıvam için. Onun dışında bir adet soğanım, iki adet de kırmızı biberim var. Bunları da böyle içine hem doğrayacağım hem de böyle görsellik yapacağım. Taze baharatlı patates püresi için malzemeler 3 adet büyük patates, böyle bir kase dolusu tereyağı, bir paketten belki birazcık daha az krema, karabiber, tuz ve taze baharatlar, reyhan, ada çayı, taze kekik. Ben şimdi başlayayım. Nereden başlayayım? Köftemi yoğuracağım ama önce köftenin içine soğan atacağım. Yani o saklı köftenin içindeki dolguda soğan olacak. Onu birazcık böyle pişirmek istiyorum. Çok diri kalmasın diye. Hemen altını açıyorum. Patatesin altını açtım. Şimdi şöyle başlayalım. İkisine de yağ koyayım ben. Hem patates püresinin için, hem o dediğim soğan için. Soğanları atayım, terletim, sonra hemen patatesleri atayım. Birazcık görünebilir. Çok böyle küçük olacak diye uğraşmayın. Biraz böyle kendini belli edecek kıvamda olsun soğanlar. Hemen atıyorum içine. Bence bu boylar iyidir yani. Birazcık ben göreyim. İçinde ne olduğunu göreyim. Kestiğim zaman köfteyi belli olsun. Bu tamam. Hemen püreye geçiyorum. Pürenin patateslerini doğrayayım. Doğrarsanız daha çabuk yani eriyecektir içinde patates ve daha hızlı olacaktır. Kabukları da soyulmuş. Normalde biz eskiden şey yapardık. Bütün böyle kabuğu soyulmamış patatesleri atar haşlardık sonra soyup yapardık. Ama böyle daha kolay oluyor. Nişastadan dolayı yapışabilir. Hatta şunları da ikiye bölüm. O yüzden patates doğrarken, hele çok patates doğrayacaksanız ve yanınıza bir su tutun bir kasede, bıçağınızı sokup çıkartın. İçindeki nişasta gitsin. Gördüğünüz gibi benim de yapışıyor. Şu an yerim olmadığı için koyamadım. Patatesleri hemen kızgın şeye atıp suyunu vereceğim. Hops. Hazır. Hemen atıyorum. Şurada benim sürahide suyum var. Suyunu veriyorum. Ya tuzunu sonradan ayırabilirsiniz ama unutmamak için ben şimdi baştan koyacağım. Biraz koyayım ki çeksin içine. Geri kalan kremadır, tereyağıdır, işte karabiber, tuzdur onlar sonra. Baharatlardır falan onları en son atarız. Patateslerimiz bir iyice kıvamı gelsin. Soğanlarım da halimde. Soğanlarım güzel. Soğanların altını ben kısmak istiyorum. Zaman kazanayım. Şimdi geldik işin en çetrefilli kısmına. Biberler de bekleyebilir. Yo beklemesin pardon. Bunları da hazırlayayım. Yanlış yaptım. Bunları da hazırlayayım. Biberlerin ben çok fazla pişmesini istemiyorum. Biraz kendini göstersin istiyorum. Kırmızı rengini muhafaza etsin istiyorum. Onu doğrayıp ısıl işlem göstermeden direkt garnitürle karıştıracağım. Sarımsakları da kenara alıyorum. Köftemi aldım. Köftemin daha doğrusu kabını aldım. Karıştırıyorum kıymaları. Atıyorum. Bunu da atıyorum. Kurtuldum. Yumurtamı atayım. Galeta ununu dikkatli koyacağım. Tam böyle istediğim kıvamda mı oldu mu diye bakmak için biraz daha ekleyebilirim. Şimdilik böyle dursun. Bununla kurtuldum. Kimyon. Kırmızı toz biberi sadece sosuna koyacağım. O yüzden salçalar birlikte beklesin.
Bir yandan da soğanımı kontrol edeyim. Güzel. Şimdi karıştırabilirim ama önce tuzumu koyayım. Şimdi köfteyi eğer yapıp bekletecekseniz, dinlendireceksiniz ki bu doğru olandır. Tuzunu koymayın. Tam pişmeden önce tuzunu koyun, öyle pişirin. Çünkü sulandırır. Ben şimdi direkt bunu pişireceğim için tuzunu koydum baştan. Belki bir parça daha galeta unu alabilirim. Bunu ya direkt böyle kalıp gibi olsun istiyorsanız o mutfak robotları var ya, onu atın, çekin. Mutfak robotuna çekin kıymayı. Kalıp gibi olacaktır ama biraz sertleşecek de tabii, yani tam kalıp gibi olacaktır. Öyle seven varsa yapabilir. İyi olur. Ben bunu iyicene yoğuruyorum şu anda. Homojene yakın olacak kadar yoğuracağım. Ne kadar yoğurursam o kadar sağlam olacaktır. Ama o kadar da sert olacaktır. Bunu da unutmayın. Fırınımı önceden ısıttım. Yaklaşık bir 200 derece. Ben direkt bunu ısınmış fırına atacağım. Şu an iyi gibi. Biraz daha karışmasını istiyorum sadece. Galeta unlarını şu an görüyorum. Görmemem lazım. Bence bundan sonra şekil alacaktır. Yani evet, çok daha galeta unu yeterli bence de. Şöyle bir elimi yıkayayım. Yani soğanların altını kapatıyorum. Yeterince karamelize olmuş. Bu kadar. Çok hafif karamelize, çok hafif telledi yani. Böyle tam ortada bir şey olacak. Bunu da şimdi bitti. Şimdi. Şöyle önümü bir açayım. Rahat edeyim. Ben şimdi böyle büyük bir streç kullanacağım. Siz de bir şey kullanabilirsiniz. Normal streçi de yapıp daha küçük yapabilirsiniz. Eğer ben yaparım diyorsanız direkt yağlı kağıda da sarabilirsiniz ama biraz daha zor olacaktır. Yağlı kağıdın şekil alması falan. Şimdi bunun için iki yöntem var. Biri köfteyi böyle alıp içini şöyle açabilirsiniz. Açıp doldurup yapabilirsiniz. İkinci yöntem ise böyle elinizle bastırıp, oklavayla ya da bastırıp açıp böyle nasıl diyeyim, yufka gibi yayabilirsiniz. Ben elimle yapıyorum şu an. Kolayıma geliyor böyle. Hatta bir yöntem daha var. Bunun üstünü kapatın. Böyle büyük bir tabağa bastırın. O bile güzel yayacaktır. Yani bayağı aslında yöntem varmış şu an. Sayınca aklıma geldi benim de. Bu şu an benim yöntemim. Elle bastıra bastıra açıyorum. Şöyle çatlaklar falan oluşmasın. Oluşursa bastırın. Normalde bunun tabii dinlenmesi lazım. Bir saat. Bir saat dinlendirirseniz daha kolay olacaktır. Daha böyle birbirine iyice özdeşleşmiş olacaktır. Şu an benim vaktim az. İftarı yemek yetiştirmem lazım. O yüzden böyle hızlı hızlı yapıyorum. Mümkün olduğunca ince yapmaya çalışın. Daha güzel bir görüntü olur. Dokusu daha iyi olur. Kenarlarını düzleştiriyorum. Belki birazcık daha. Şu an gayet iyi. Çok azıcık Amerikan servisim kaymış, onu ortalayayım.
sararken bana destek olacak. Şimdi içine ne koyuyoruz? Soğan koyacağız. Aslında bir nevi köfte rosto yapacağız. Yani rosto usulü pişecek. Sebzelerle birlikte uzun süre pişme tekniği rosto oluyor fırında. Onu yapacağız aslında. Şuradan garnitürlerden alayım. Şöyle. Bu tabii içine ne kadar çok koyarsanız sarmanız o kadar zor olacaktır. Size kalmış. Bunu iyice açıp daha da çok koyabilirsiniz ama. Ben bunları yeterli buluyorum. Kırmızı biberlerin hepsini kullanayım. Şeyi zaten garnitürleri fazla koymuştum. Onlar yeterli. Kalan soğanlardan da üstüne atalım. Şöyle. Ben bayağı bol koyduğumu düşünüyorum şu anda. Şimdi bunlar tuzsuz. Biraz tuz koyalım. Kaşar peyniri. Kaşar peyniri hem lezzet için hem de malzemeleri tutması için. Yani bolca koyabilirsiniz kendi isteğinize göre. İyice ne yapışsın malzemeler birbirine ve kaşarın o lezzeti geçsin. Ben çok seviyorum. Artık hazırız. Şöyle. Tutuyorum. Bir de bu yandan alıyorum. Bunu şimdi böyle birleştireceğim. Şöyle bir yandan bastırırsınız. Alt tarafı olacak burası. Orayı böyle çok yamaya yamaya kapatabilirsiniz. Eğer az miktarda kıyma kullanıyorsanız şöyle. Böyle kapatalım. Dediğim gibi dinlenmiş bir kıymayla çok daha hızlı ve çok daha kolay yapabilirsiniz. Benim acelem var. Ben biraz daha böyle yaptım. Bunu tersini çeviriyorum. Yine de oldu. Dinlenmemiş kıymaya da yapılıyormuş ama dediğim gibi daha iyi olur öteki türlü. İyicene böyle birbirine sağlam bir şekilde yapışmasını sağlıyorum. Hem içinin hem dışının. Elimle düzeltiyorum aslında biraz da. Tamam. Ben bir parça daha saracağım. İyice onun nemini kaybetmeden pişsin. Daha sağlam olsun. Şunu da çekiyorum. Şöyle. Şu an bence iyidir. Şundan kurtulayım. Bıçağım yardımıyla bir kesik atıyorum. Biraz zor kesiliyor bu tabii. Daha normal strece göre biraz daha güçlü bir şey kullandım ben. Şimdi bunu çocuk şekeri gibi şöyle sarabilirsiniz. Bunun ucunu bağlayabilirsiniz isterseniz. Ama ben şöyle altına sıkıştıracağım. Köftem hazır. Şimdi fırınıma girecek tepsiyi alıyorum. Bundan da kurtulayım artık. Bunda da işim bitti. Şöyle malzemelerle kavga etmeden. Şimdi bunun böyle yağlı kağıt üstünden kaçıyor. Ne yapabiliriz? Şöyle elime bir parça su alıyorum. Altını böyle ıslatıp yapıştırıyorum. Böylelikle kaçmamış olacak. Köftem hazır. Şimdi fırına gidiyoruz. Şöyle daha iyi tamam.
derecesinde ayarladım. Yaklaşık 200 derecede bir yarım saate yakın pişmesi gerekecek. Ona göre ayarlarsınız. Köftenizin kalınlığına göre tabii ki bu değişir. Ama dediğim gibi 200 derecede bir yarım saat pişse iyidir. Siz yine de bir arada kontrol edersiniz. 20 dakikadan önce pişme zaten. 20 dakika sonra hemen bakın. Sonra tekrar devam edersiniz. Şimdi ben bu soğanları soteledim. Ben bu soğanları soteledim tavada devam etmek istiyorum. Burada kurtulmadığım ürünler vardı. Onlardan da kurtulayım. Neredeydik? Buradaydık. Altını açıyorum. Bu kalan soğanları da hem o tavanın içinde soğanlı böyle bir aroma kaldı, bir sıvı kaldı, hatta yağ kaldı. Onları da salçayı soteleyeceğim. Salçaların yani birer yemek kaşığı olsa iyi olacaktı. Belki biraz daha az. Bu biber salçasıydı. Domates salçası da aynı şekilde. Yeterlidir. Belki yok, biraz daha koysam çünkü köftenin üstüne güzel böyle bir tabaka istiyorum. Şimdi patatesimize bakalım. Şöyle bir dokunduğum zaman parçalanıyor, çok güzel. Patates ne kadar pişecek, nereye kadar pişecek? Ben şöyle bir çırpıcıyla patatesi parçalayabilecek hale getirince kadar pişireceğim. Yani hiçbir blender falan kullanmadan direkt bununla. Eğer parçalanıyorsa, özdeşleşiyorsa tamamdır. Patates o kadar pişecek. Biraz daha buna vakit var. Şimdi isterseniz bir ufak mola verelim. Köften fırından çıkana kadar bir pişsin. Patatesim iyicene erisin. O benim çırpacağım hale gelsin. Bir yandan da salçam birazcık böyle ölsün. Sonra devam edelim. Evet, şimdi köftem fırındaydı. O devam ediyor. Sosum hazırlandı. Siz görmediğiniz zaman da ben bir parça su ekledim, sulandırdım sosumu. Köftenin üstünü katlayacak böyle biraz iyice de çoğalsın, hacimlensin diye. Şimdi ne oldu bu arada? Patateslerim artık böyle yumuşadı. Onları çırpma teliyle böyle çırpacağım. Hatta ben önce şeyden başlayayım, pardon. Sarımsakları koymamıştık içine. Sosun içine sarımsakları koyalım artık. Onu atlayıldım az da. Heh, şöyle. Atlamadan, zıplamadan yapalım. Bunları geliş güzel çop ediyorum. Tamamen aroma katacak sarımsak içine. Köftenin sosuna aroma için bunları böyle parçalıyorum. Bir de şöyle ezelim. Yani yeterli olacaktır. Sosumu atıyorum. O sosun sarımsak parçalarını ben görmek istiyorum. Çok leziz oluyor. Tamam, şöyle bir parça karıştırayım hemen. Tamam. Hemen patateslerime bakayım. Altını biraz kısayım. Rahat ederim. Patateslerim şu an ezilecek kıvamda. Eziyorum. Çırpma teliyle karıştırıyorum. Şöyle hem biraz eziyorum çırpma teliyle, hem ezip hem karıştırıyorum. Bir paketten biraz daha az kullanacağımı söylemiştim. Biraz da tereyağı. Tereyağını bol tutabilirsiniz. Tereyağı lezzet katar. Gayet güzel. Hatta bir parça da köftenin sosunu atayım. Bu da bir ekstra dokunuş olsun. Oh, nefis oldu. Bunu iyicene karıştıracağım ben şimdi. Tuzunu verelim. Tuz koymuştuk ama yeterli değil. Biraz daha ekliyorum. Çok güzel. Şimdi neyi atladık? Taze baharatlar. Taze baharatlara hemen geliyorum ben. Reyhanların yapraklarını koparın. Ada çayı, kekiklerin yumuşak kısımları ve yaprakları. Şöyle yapıyorum, bana yumuşak kısımları kalsın diye sert kısımlarını çöpe atıyorum. Hepsini toplayıp ben bunları gelişigüzel parçalayacağım, çop edeceğim.
Harika. Bu taze baharatların kokusu harika. Şu an böyle inanılmaz ferah bir koku var. Siz de bunu pürenin içinde hissedeceksiniz. Yapın. Bu dediklerimi yapın. Çok güzel bir iftar sofrası kurarsınız. Yani ana yemek ve onun yanındaki yan ürünü şu an hazır. Direkt bunları yapabilirsiniz. Bu akşam yapın bence. Daha iftarı da var. Hazırlarsınız. Vaktiniz de yeter. Malzemeler de genelde basit malzemeler. Tabii şimdi herkes de hani reyhanlı da çayı hazır bulunmaz. Onlar yerine siz kuru kekik, kuru fesleğen kullanabilirsiniz. Kırmızı toz biber belki. Onları değiştirip evinizdeki malzemelere göre modifiye edersiniz. Tabii herkes kendi evinin aşçısıdır. Herkes kendi evinin şefidir. O yüzden onları değiştirip uygularsınız. Bence bu yeterli. Patates mi? Hemen bakıyorum tekrar. Hazır mıydı? Hazır, gayet güzel. Şimdi böyle homojen bir patates püresi istiyorsanız biz restoranlarda yaparız. Yaptım bunu, aldım bir tane tel. Tel dedim yani süzgeç. Tel bir süzgeç. Atın içine malzemeyi karıştırın. Süzgecin içinde alttan çıkan malzeme pürüzsüz bir patates püresi olacaktır. Ha şu an ben iftara yetiştireceğim, acelem var, uğraşmıyorum ama hani merak ederseniz de öyle bir yöntemle yapabilirsiniz. Şu an bence gayet oldu. Artık taze baharatlarımı içine atıyorum. Oh! Muhteşem. Şu görüntüyü çok seviyorum. Kalanlar da ziyan olmasın. Ben onları da kullanmak istiyorum. Taze baharatlar ferahlık veriyor. Tamam, şimdi köftemin altı artık hazır. Harika bir köfteye yatak yaptım patates püresiyle. Taze baharatlı bir patates püresiyle. Sosum burada oldu. Muhteşem kokularla birlikte o sarımsağın verdiği koku falan. Tereyağı da bir parça ekledim böyle. Uçtu lezzet. Köftem de fırında. Birazdan çıkaracağım ve artık bundan sonra direkt bir sunumda görüşelim. Geldik şimdi en keyifli kısma. Ne yaptık bugün? Altına böyle harika bir patates püresi, taze baharatlarla böyle o serinlik, o freşlik muhteşem oldu. Üstüne de bir saklı köfte. İçinde bunu neyi saklayacaksınız? Her şey ortada ama normalde malzemeler içinde saklı olduğu için adı saklı köfte. Onu yaptık. Yarın yine Çekmeköy Web TV'de Ramazan lezzetlerinde görüşelim.